Herkese merhabalar. Bugün sizlere AliExpress'ten minik bir alışverişim var. Onları göstereceğim ve öncesinde ise bana en çok AliExpress'le ilgili sorduğunuz sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Gözlük taktım. Umarım bu yeşil ışık yansımasından rahatsız olmazsın. Çünkü geceleri uyumak benim için artık çok zorlaştı. Uyku düzenim bozulduğu için gözümde inanılmaz bir ağırlık, yorgunluk ve ağrı hissediyorum ve gözlük dinlendirdiğini, biraz daha hafiflettiğini düşünüyorum. Hatta bu makyajımda rimel bile sürmedim, kirpiklerime ağırlık yapıyor diye. Umarım rahatsız olmazsınız diyeceğim ama bayağı da yansıyor. Çıkarsam mı? Neyse, birazcık böyle dursun bakalım. Hemencek başlayalım o zaman. AliExpress'te kapıda ödeme var mı? Elden nakit mi veriyoruz? Kredi kartı mı? PayPal mı? Bununla ilgili çok sorular soruluyor. AliExpress Çin'den size ürün gönderiyor arkadaşlar. Kapıda ödeme yok. Nakit ödeme yok. Kredi kartıyla ödeme yapıyorsunuz ve bu debit kart dediğimiz bu ATM kartlarıyla da ödeme yapabilirsiniz. PayPal maalesef ki AliExpress'te yok benim bildiğim kadarıyla. Diğer bir soru ise, orası biliyorsunuz dolar üzerinden fiyat veriliyor. Karttan nasıl çekiliyor diyenler var. Arkadaşlar, dolar diyelim 3 dolarsa bunu kurunu çeviriyorlar. İşte diyelim 1 dolar 3 liraysa 3 dolar 9 lira oluyor ve kartınızdan Türk lirasına dönüştürülmüş şekilde çekiliyor kartınızdan. Gümrükte ürünün takılma riski var mı? Elbette ki var. Ama benim takıldı mı derseniz, şu ana kadar hiçbir ürünüm takılmadı. Zaten ben genelde makyaj malzemeleri falan almıyorum. Yani bir kere öyle bir alışveriş yaptım. Çok şükür onda da bir sorun yaşamadım. Ama zaten fırçalardı, süngerdi, ıvırdı, zıvırdı, taraktı. Bunlar zaten takılma olayı olmuyor diye biliyorum. Çünkü kozmetiğe girmediği için. Birisi şey sormuş, AliExpress'te kazıklama olayı var mı diye. Direkt böyle bir soru vardı. Elbette ki var arkadaşlar. Çünkü aynı ürünü onlarca ya da yüzlerce satıcı satıyor. Ve diyelim ki aynı ürün 1 dolarsa bir satıcı da diğeri 5 dolara da satıyor. Yani bu biraz uyanıklık. O yüzden hemen o ürünü görür görmez ben bunu alayım demeyin. Aynı ürünü ne istiyorsanız yazın ve birçok satıcı da daha uyguna da bulabilme ihtimaliniz var. Siparişler elinize kaç günde ulaşıyor diyenler oluyor. Sipariş satıcısına göre değişiyor. Hatta bir tane ürünüm benim bir haftada gelmişti. Bir ayda gelen oldu, 3 haftada gelen oldu ama yalan yok, hiç 1,5 ayı geçen hiçbir ürünüm olmadı. Yani hemen hemen bu civarlarda geliyor ama gelmeyen de oluyor ya da 3 ayda 5 ayda da gelenler oluyor. Şimdilik aklıma gelen, sizlerden gelen sorular bu şekilde. Yani AliExpress tek bir satıcıdan ürün gelmiyor. Eğer ki aynı satıcıdan o ürünleri almıyorsanız, hani farklı satıcılardan alıyorsanız doğal olarak kargonuz da ayrı ayrı kargo halinde geliyor. Ve unutmayın ki yılda 5, yanlış hatırlamıyorsam 5 kez yurt dışından alışveriş yapma şansınız var. Ve bu ayrı ayrı kargolarda onların içine dahil olmuş oluyor diye biliyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum açıkçası bu konuyla ilgili. Neyse, kameramın şarjı da bitmek üzere. Bitmeden hemen size yaptığım alışverişimi göstereyim. İlk önce tek bir satıcıdan şu iki ürünü aldım. Şöyle bir tarak. Şöyle ucunu görüyor musunuz? Ne çok sert ne çok yumuşak. Saçlarımı kabartmak için aldım. Ve bu biliyorsunuz zaten şu küçük bebek saçlarım çok var. Ve gerçekten şöyle bir kere itmenizde çok rahat arkaya atabiliyorsunuz. Böyle saçınızı topuz yapacaksanız eğer, çok güzel tarayarak, nasıl diyeyim ya, yani diğer taraklar gibi değil, yani dümdüz alıyor saçlarınızı böyle arkaya, yani anladınız umarım siz beni. O yüzden çok sevdim tarağı. Yani kabartma işinde de gerçekten çok başarılı çünkü diğer tarak uçlarına benzemiyor. Şöyle bir tarak aldım, Nars yazıyor. Tabii ki Nars değil. Şöyle bir kontür fırçası, henüz daha kullanmadım ama yani yumuşacık kılları var ve bence güzel iş yapacağı benziyor. Şöyle bakarsanız benim hoşuma gitti. Tam kontür bölgesine de oturuyor yani. Güzel bir fırçaya benziyor.
Ve yine bir fırça aldım. Şöyle bir kesede geliyor sizlere. Bez torbada geliyor. Çok güzeller. Keşke diğer fırçalar yerine bunlardan alsaymışım diyorum. Yani yumuşacıklar ve de gerçekten çok kullanışlılar. Kanalım 10.000 abone olduğunda da bir çekiliş yapmayı zaten düşünüyorum. Büyük ihtimal bu fırça setinden de olacak. İnşallah sorunsuz gelir de siz çekilişe de koymak istiyorum. Şöyle 11 parçadan oluşan bir fırça seti. Hemen hızlıca göstereyim. Kapanmadan kameram. Şu şekilde 3 tane pufidik fırçası var. Bu niye bu şekli almış anlamadım ama hiç sorun değil. Şöyle küçük bir fırçası var. Yine şöyle. Şununla hatta fondöteni falan çok rahat bence uygulayabilirsiniz. Daha doğrusu BB kreminizi diyeyim. Ve yine şöyle. Sanıyorum pudra fırçası ama çok güzel. Bununla kontür de uygulanır. Allık da uygulanılabilir. Şöyle bir ahşap saplı. Kedi dili fondöten fırçası. Bu tarz fırçalarla pek fondöten sürmeyi sevmiyorum ama krem kontür falan şekil vermek için kullanılabilir. Yine şöyle karıştırma fırçası olarak bence kullanılabilir yani böyle derin göz kapağına sahipseniz ya da göz altınızı sabitlersiniz, kapatıcınızı uygularsınız, aydınlatıcınızı da sürebilirsiniz. Karıştırma fırçası çok güzel bence. Bu şekilde. Şöyle bir far fırçası. Kalem fırça. Eyeliner fırçası. Ve şöyle açılı bir fırça. Tam bu göz kenarlarına çok rahat şekil verilebilir. Hatta karıştırılabilir o tarz bir fırça. Bu arada satıcıların linklerini de aşağı açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. İlk defa böyle bir şey aldım AliExpress'ten. Hatta Instagram'da da paylaştım. Clarisonic'in çakması bir ürün gördüğünüz gibi. 5 tane de ağız kısmı var. Şöyle çıkarayım. Şöyle dönüyor şu anda belli oluyor mu oradan bilmiyorum ama şu anda fırçası var. Pilli. Şuradan pilini çıkarıyorsunuz. Şöyle 2 tane kalem pilli çalışıyorlar. Henüz daha kullanmak nasip olmadı. Bilmiyorum. İnşallah memnun kalırım. Memnun kalırsam dediğim gibi bundan da çekilişe koymak istiyorum. Tek dezavantajı neydi? Kutu içinde gelseydi saklaması da güzel olurdu. O şekilde gelmedi. Şöyle geldi. Bu da kardeşimin eşi de aldı. İkimiz beraber aldık. Sipariş vermiştik. Bununki tabii ki ellemedim onun olduğu için. Şöyle geliyor yani. Paketli, kutusuz geliyor. O yüzden biraz kötü oldu. Bilmiyorum. Buna bir şeyler ayarlayacağım. Onu da saklayacağım. 4-5 dolar gibi de bir fiyatı var. Elbette ki bir Clarisonic kalitesi beklemiyorum ama işimi görür diye düşünüyorum. Yani elimle yapmaktansa bu daha iyi gibi geldi. Bir deneyeyim dedim. Yani öyle almak istedim. Aldım. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.